Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'la konuşacağız. Ahmet merhaba, kolay gelsin diyelim İstanbul'dan. Şimdi, teşekkürler Gülden, ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi haberde tabii bir kısmını paylaştık ama çok önemli başlıklar var. Aslında bu ziyaret başlı başına çok önemli. Suriye meselesi odaklıydı aslında Sayın Cumhurbaşkanı giderken de üzerinde konuşulan konu. Oradan başlayalım istersen. Önemli açıklamalarda da bulundu. Özellikle Suriye meselesine ilişkin Rusya ile atılacak adımlara ne dersin? Gerçekten senin de altını çizdiğin gibi bu ziyaret oldukça önemliydi. Neden? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görüşmeye gitmeden önce, Soçi'ye gitmeden önce Rusların bölgede hareketliliği vardı. Özellikle İdlib ve Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da bulunduğu hemen sınır bölgesinde, TSK unsurlarının da bulunduğu bölgeleri bombalamıştı Rusya. Özellikle rejimin de yine İdlib'e yönelik saldırıları devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıdan yaptığı ziyaret oldukça kritikti. Zaten ağırlıklı olarak bu konu, İdlib konusu, Suriye'deki gelişmeler ayrıntılı bir biçimde masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin talep ve beklentilerini ya da bölgedeki rahatsızlıklarını açık bir biçimde muhatabına, yani Vladimir Putin'e, Rusya Devlet Başkanı'na iletti. O konuşmalarda, o sözlerde neler var? Hemen satır aralarını tekrar değerlendirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Türkiye ile Rusya birlikte kararlaştırdığımız her hususa karşı bizim bağlılığımız devam ediyor. Neden? Çünkü orada bir Soçi mutabakatı sağlanmıştı. O mutabakat kapsamında da rejimin saldırıları önlenecekti. Bir tampon bölge oluşturulacaktı. Silahsızlandırılmış bir bölge. Ve bu bölgede de işte esas zulmünden kaçan Suriyeliler barınacaktı. Aynı zamanda terör örgütlerinin bölgeden de çıkarılması planlanıyordu. Ancak rejim sözünü tutmuyor. Saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın da bu kapsamda Türkiye'ye yönelik bazı hamleleri de olabiliyor zaman zaman. İşte Türkiye'nin terörle mücadele yeterince o bölgede mücadele etmediğini savunuyor ve bu kapsamda o hava saldırılarını gerçekleştirdiğini savunuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutabakata herkesin uyması gerekir dedi. Yani Rus mevkidaşına bu konunun altını çizdi. Daha önce yaptığımız mutabakata hem Türkiye olarak biz uyuyoruz, Rusya da uymak zorunda dedi ve rejim konusunda da rejimin üzerindeki hakimiyeti konusunda da Rusya'nın bunu kullanması gerektiğini altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o yaşanan sıkıntıları da şu cümleyle dile getiriyor. İdlib'de güvenliğini sağladığımız bölgelerde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanmıyor değil dedi. Ancak bu sıkıntıları da hem ikili görüşmelerle hem de istihbarat örgütlerinin başkanları ve savunma bakanlarının yaptığı temaslarla aşıldığını ifade etti. Bu bölgede barışın ya da güvenliğin sağlanmasının oldukça önemli olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden? Türkiye'ye bir göç akını var. O göç akınının hem durması gerekiyor. Türkiye'ye gelen göçmenlerin de sığınmacıların da evlerine dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla orada sağlanan o güvenlik ortamı sebebiyle 400 bin İdlib bölgesine olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin evlerine döndüğünün altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Dolayısıyla oradaki gelişmelerinde Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Ahmet, şu da önemli. Özellikle tabii PKK-PYD konusunda ayrıca seninle konuşacağız. Tabii önemli açıklamalardan biri de oydu ama Moskova'ya da işaret etti. PKK-PYD'nin işte Moskova'da temsilcilerinin bulunduğuna, oradan Amerika konusuna vurgu yaptı. Bu da zannediyoruz özellikle terör örgütleriyle mücadele konusunda da Rusya'ya verilen önemli bir mesajdı. Evet, Rusya'nın hem de Amerika'nın Türkiye'ye taahhütleri vardı. Ne dediler? Türkiye sınırından 30 kilometre öteye gidecek. Yani o alan temizlenecek terör örgütlerinden. Ancak ne Rusya ne de ABD sözünü tutmadı. Hatta Rusya'da işte terör örgütünün temsilcilik açtığı yine medyaya yansıdı. Bu yöndeki istihbarat bilgileri Türkiye'ye ulaştı ve Türkiye bu rahatsızlığını da iletti. Aynı zamanda ABD yine terör örgütünün sözde yöneticilerini, temsilcilerini Beyaz Saray'da ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna sert tepki gösterdi. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Amerika konusunda hedef aldığı bir isim vardı. Evet. Brett McGurk. Cumhurbaşkanı Erdoğan o isme tepki gösterdi. Brett McGurk'ün özellikle terör örgütü temsilcileriyle yakın ilişkisine temas etti ve orada o terör örgütlerinin yönlendirdiğini vurguladı. Ve bunun da Türkiye ile diğer ülkelerin, yani hem Rusya ile hem de ABD arasındaki ilişkiler açısından terörle baktığımız zaman, terörle mücadele kapsamında rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. Özellikle McGurk isminin telaffuz etmesinin ABD'de rahatsızlık oluşturabileceğini söyledi. Ancak biz dedi,
bildiğimiz yoldan ya da kararlı olduğumuz, haklı olduğumuz alanlarda geri adım atmayız dedi. Şu ifadesi de çok önemliydi. Er ya da geç Amerika Suriye'den çıkmalıdır dedi. Peki Brett McGurk kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdiği isim. Özellikle ABD Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik ekibinde yer alıyor. Kuzey Afrika'dan ve Orta Doğu'dan sorumlu koordinatör olarak görev yapıyor. Baktığımız zaman terör örgütü temsilcileriyle, sözde yöneticileriyle hep kol kola temas içerisinde olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütünün sevk ve idaresini yapan bu Brett McGurk'e en yüksek perdeden tepkisini gösterdi ve bu kapsamda da Amerika'nın gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Şimdi Amerika'dan biraz bahsettik aslında, bir giriş yaptık ama yine yöneltilen sorulardan birisi de oydu. Şunu da aktaralım, bölgedeki terör örgütlerinin saldırılarına karşı Rusya'dan gelecek bir adım var mı yok mu sorusu da yöneltildi. Burada da verilen cevaplar önemli. Bir taraftan da aslında yapılan önemli enerji anlaşmalarına da vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Ne dersin Ahmet? Tabii şimdi Türkiye Rusya'dan şunu bekliyor. Yani yapılan mutabakatlara uymasını, terörün Türkiye sınırlarından uzaklaştırılmasını istiyor. Tabii bu kapsamda beklentiler iletildi. Ancak öte yandan da Rusya'yla yürütülen bazı anlaşmalar var. Enerji anlaşmaları var. S-400 aldık bilindiği üzere. İkinci partinin alınması söz konusu. Türkiye bir yandan da F-35'leri alamadı ABD'den. Parasını ödediği halde alamadı. Kendi milli muharip uçağını yapmaya çalışıyor. Bu yöndeki faaliyetleri de devam ediyor. Rusya ile bu kapsamda da belki bir işbirliği yapılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak motoru konusunda işbirliği yapılabileceğini söyledi. Dolayısıyla bu açıklama da önemliydi. Bir yandan kriz konuları var ya da Türkiye ile Rusya'nın anlaşamadığı konular var. Ancak bir yandan da Akkuyu Nükleer Santrali gibi, S-400'ler gibi diğer savunma sanayi alanında yaptığı anlaşmalar da var. Ya da bundan sonrasına ilişkin atılacak adımlar var. Bu konularda da önemli mesafe kaydedildi. Şöyle Ahmet, şimdi ABD ile gergin ilişkilere dair de Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir açıklama yaptı. Hayra alamet gelişmeler yaşanıyor dedi. Biraz önce senin bahsettiğin kriz meselesi örneğin. Evet, Rusya ile önemli adımlar atılıyor ama Amerika ile bir taraftan bu S-400, F-35 meselesiyle ilgili de bazı sıkıntılar yaşandı. Bunlara ilişkin de önemli değerlendirmeler var. ABD ya uçaklarımızı verecek ya da parayı. Doğru. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmişti. Orada Biden'la bir görüşme gerçekleşemedi. Öte yandan Biden yönetiminin Türkiye'ye yönelik olumsuz tavrı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunlara işaret ederek demişti ki Biden'la ilişkiler hayra alamet değil. İşte bu açıklamanın hemen ardından yeni gelişmeler yaşandı. ABD tarafı özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Biden'ın G20 zirvesinde bir araya geleceğini açıklamışlardı. Bunun hemen ardından ikinci bir önemli görüşme daha olabilir. Glasgow'da iklim zirvesi gerçekleştirilecek Kasım ayında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem G20 zirvesinde hem de Glasgow'daki iklim zirvesinde Biden'la birebir görüşme yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşmeleri hatırlatarak şunu söyledi. Daha önceki yaptığı hayra alamet değil açıklamasını revize etti. Bu gelişmelerin hayra alamet gelişmeler olacağını söyledi. Büyük ihtimal dedi öncelikle Roma'da görüşeceğiz, ardından da Glasgow'da bir araya geleceğiz. Demek ki dedi hayra alamet bazı adımlar atılıyor. Tabii Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı sorunların birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi işte terör örgütlerine verilen destekler. PKK, YPG, PYD'ye, aynı zamanda FETÖ ile mücadelede Amerika'nın Türkiye'nin yanında yer almaması. S-400 krizini bahane ederek parası verildiği halde 1 milyar 400 milyon dolar ödendiği halde Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde bunların altını çizeceğini vurguladı. Şu değerlendirmesi oldukça önemliydi. Bize ya uçakları verecekler ya da paramızı iade edecekler dedi. Dolayısıyla Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler kritik sonuçlar doğuracak görüşmeler. Dolayısıyla Erdoğan bunun sinyalini de vermiş oldu. Ahmet, Afganistan'daki duruma ilişkin de kendisine bir soru yöneltildi. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şu yönde, Taliban'a karşı bir ön yargımız yok dedi. Bu da aslında üzerinde konuşulması gereken bir konu. Çünkü daha önce yapılan bazı açıklamalar da aslında yine Taliban'ın Afganistan'da kontrol ele almasının ardından fazlaca konuşulmuştu üzerinde. Bu açıklamayı ne dersin? Şimdi zaten Türkiye'nin temasları devam ediyor. Türkiye'nin oradaki büyükelçiliği çalışmaya devam ediyor.
Türkiye'nin Afganistan Büyükelçisi Taliban yönetimiyle şu an itibariyle temasta. Aynı zamanda istihbarat örgütleri üst düzey temaslarda bulunuyorlar. Aynı zamanda savunma alanında da bu temaslar devam ediyor. Bilindiği üzere Afganistan'da Taliban'ın Kabil Havalimanı'nı ya da Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye başarılı bir operasyonla hem askerlerini hem de vatandaşlarını Türkiye'ye getirmişti. Şu an itibariyle Kabil Havalimanı konusu öncelikli bir mesele olarak masada duruyor. ABD ile bu konuda da temaslar sürüyordu. Aslına bakıldığı zaman Taliban'ın da bu yönde beklentileri ve talepleri var. Özellikle Katar'la Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir beklenti oluşmuş durumda. Ancak oranın şu an itibariyle güvenlik sorunu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna vurgu yaptı. Şu an itibariyle Türkiye'nin herhangi bir adım atmasının söz konusu olmadığını söyledi. Ancak yapılacak bundan sonra ikili anlaşmalar ya da bölgesel gelişmelere göre orada yeni bir pozisyonun alınabileceğinin altını çizdi. Yeni anayasa çalışmaları, yeni anayasa çalışmamız bitmek üzere dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Yine kendisine yöneltilen sorulardan biriydi. Tabii bu günlerde aslında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı bir açıklama vardı bir televizyon programında. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım dedi. Dolayısıyla bir parlamenter sisteme geçme üzerine vurgu tabii o kanat tarafından sürekli yapılıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz başkanlık sistemiyle yola devam edeceğiz. Tam da aslında bunların konuşulduğu bir dönemde Ahmet. Farklı detaylar da var aslında, senden dinleyelim o detayları da. Evet, şimdi muhalefet bastırıyor güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi konusunda. Özellikle seçimlerden sonra da eğer iktidara gelirlerse bu yönde bir adım atılacağını söylüyorlar. AK Parti içerisinde de buna yönelik bazı sesler geldiğine yönelik değerlendirmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar olarak kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılmayız dedi. Başkanlık sisteminin devam edeceğinin altını çizdi. Parlamenter sisteme yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Özellikle eski sistem demek yamalı bohça sistemi demektir dedi. Sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Bu kadar mesele basittir dedi. Eski vesayetçi sisteme dönülmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı ve önümüzdeki dönemde de başkanlık sistemiyle devam edileceğini, ancak bunun bazı yönlerinin düzeltilmesi gerekiyorsa, değişiklikler yapılması gerekiyorsa bunların da yapılacağını söyledi. Şimdi şunu da soralım. Tabii yöneltilen sorulardan birisiydi. Yine o temasları takip eden TGRT Haber hafta sonu ana haber sunucusu Ferhat Ünlü'nün bizzat sorduğu bir soru. Biliyorsun sık sık Ankara'dan da İstanbul'dan da aslında ülkenin her noktasından yapıyoruz o yayınları. Fahiş fiyat uygulamaları. Sayın Cumhurbaşkanı işaret ettiği zincir marketler vardı. Bu soru da kendisine yöneltildi. Acaba farklı etkenler de var mı dedi bu fahiş fiyat sürecinde dedi. Ona ilişkin hangi detaylar verildi Ahmet Sözcan? Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Rusya'ya gitmeden önce yaptığı değerlendirmelerde 5 zincir market işaret etmişti. Bunların piyasayı belirlediği, piyasadaki koşulları, fiyatları belirlediğine dikkat çekmişti. Ve bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı denetimler başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine buna yönelik değerlendirmelerini sürdürdü. Zincir marketler dedi bu işin ağırlığını götürüyorlar. Bunların bir altyapıları var. Dolayısıyla şu anda marketlerle ilgili bir denetim süreci devam ediyor. Bazı cezai müeyyideler gelecek dedi. Bu açıklama oldukça önemliydi. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz dedi. Yani zincir marketlere de bir anlamda çağrıda bulunmuş oldu. Ticaret Bakanlığı'nın da denetimlerini sıklaştırarak devam ettireceğini söyledi. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi biçimde denetleyeceğiz dedi. Yani bir yandan denetimler sürerken o 5 zincir market ya da diğer marketler, çarşı pazarda spekülatörler ne kadar devreye gidiyor bunlar araştırılırken, öte yandan da tarladan vatandaşın sofrasına ulaşana kadar o ürünlerin geçirdiği safhalar ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılacak. Bir denetim mekanizması oluşturulacak. Dolayısıyla vatandaşların daha ucuza sebze meyve yemesi ya da diğer ürünleri tüketmesinin yolu açılacak. Peki. Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Önemli başlıklar vardı. Sen de detayları da paylaştın. Kolaylıklar diliyoruz. Selamlar Ankara Büro'daki tüm arkadaşlara da.